Merhaba arkadaşlar, kanalımızda yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yavrularımız için iç parazit uygulaması Kontil şurubumuzdan, bebek şurubumuzdan vereceğiz. 10 gün önce zaten bir uygulama yapmıştık. Bugün 36-37 günlük oldular, 40 güne yakınlar şu an. 40 günlük hemen hemen yavrular neredeyse. Bir kez daha Kontil uygulaması yapacağız. Videomuzda sizlere de örnek olsun diye bir tane şırınga, Edin'in eczaneden yavrular çok olduğu için ben 2 tane şurup aldım. Siz yavrularınızın sayısına göre bir tane şurup eşinizi görebilir veya gerekirse 2 tane şurup alıp Kontil eczaneden yavrular için iç parazit uygulamasını siz de kendiniz uygulayabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bayağı bir basit anlatacağım. Yani ilk defa bu işi yapacak, yavrularına iç parazit uygulaması yapacak arkadaşlar da, köpek besleyen kardeşlerimiz de öğrensin diye. Kontilimizi çıkarıyoruz içinden. Dediğim gibi bunlar çok ufak. Şöyle bir dereceli ölçeği var ama bunu kullanmayacaksınız. Çünkü bununla köpeği içirmek, yavru köpeği içirmek çok zor oluyor. Bunları kullanmayacaksınız. Ekstra bir tane şöyle şırınga alacaksınız eczaneden. Şırıngamızı açıyoruz. Dediğim gibi Kontil'in aslında ölçeği var. Yani bu ilacın ölçeği var ama bunu kullanmayacaksınız. Köpeğe bunu içirmek çok zor oluyor. O yüzden bunu kullanmıyoruz. Ekstra şırıngamızı alıyoruz. Basit anlatacağım demiştim. Şırıngayı açtık. Şırıngamızın içinde bir tane iğne çıkıyor. Abi işte falan çok soranlar oluyor. Bununla mı atacağım, onunla mı atacağım? Yani bunu bilemeyecek bir şey yok. Bu iğneyi kullanmayacağız. Bununla ben köpeğe nasıl içireceğim bunu? Ben mesajlarda çok cevap veriyorum ama anlamıyorsunuz. Bunu kullanmayacağız. Şunu, yani bu iğneyle olmaz. Bu iğne, biz köpeğe iğne atmayacağız ki. Deri altı vesaire bir iğne atmıyoruz yani. Şundan ağzına, birazdan da köpeklerle zaten tek tek göstereceğiz size inşallah. Arda kardeşimle. Şöyle yakından göstereyim. Masa gibi kullanacağız burayı zaten. Şurada 2 miligram var. Yavru köpekler için. Gözüküyor mu Arda? Aynen, burada 2 miligram var. Her bir yavru için 75 kiloya kadar, çocuklarda diyor bu. 75 kiloya kadar diyor. 11 ölçek falan filan kullanılır diyor ama gerek yok. Siz benim dediğim gibi kullanın. Yine göstereyim tekrardan. Şuradaki 2. dereceye kadar her bir yavru için zaten uygulayacağız. Birazdan uygulamasını gösteririz. Hemen bence başlayalım. Zaman kaybetmeyelim. Arkadaşlar çok rafta beklediği için bazen dibine çökme yapıyor. Muhakkak şöyle bir çalkalayın. Dibinde tortu kalmasın. Hepiniz bu şekilde yaparsanız. Videonun sonunda, en sonunda da yani bunun sonucunu göstereceğim size. Dışkılarını, köpekler yarım saat yani 45 dakika sonra zaten tuvaletini yaparlar. İşe yaradığını, videonun sonunda da dışkılarında kıl kurtlarını, parazitleri size göstereceğim inşallah. Abi işe yarıyor mu, işe yaradığını falan soranlar oluyordu. Onu da göstereceğim inşallah arkadaşlar videonun sonunda. Az aldık, çekemedik. Şöyle gösterelim orada. Gözüküyordur inşallah. 2 miligram'a da çektik. Şimdi sıkıntı yavruların hangilere verdiğimiz. Şuradan bir tane alalım. Bir tane dişi aldım Arda. Şöyle yapalım bir dakika. Şunu bir kapatalım. Ortalığı dökmesin, birbirine karışmasın. Arkadaşlar hemen şöyle ağzına basıyorsunuz. Çok fazla sallanmayın. Hemen sıkın. Çünkü çıkarmaya çalışacaktır. Şekerli, tuhaf bir tadı var. Kötü değil. Köpek sever. Yok, gitti. Sıkıntı yok. Sever zaten ama yani tabii farklı yani. Köpek anne sütü içiyor, süt içiyor. Başka bir şey yemediği için. Maşallah. Bu yavrumu... Abi onu içeriye at istersen. Aynen, bunları biz öyle yapalım. Doğru. Ama çok bağıracak Arda. Bir şey olmaz abi. Gel. Sen burada bekle. Burası da yeni köpekler yaptığımız yer. Hemen bir tane daha yapalım. Çıkıyor. Çıksın ya, onları tespit ettik ya, sıkıntı olmaz. Abi kan içiyor bu. Onu oradan alsak ya yavruyu ya. Şişt. Çok çektim. Birazını boşaltıyorum. Yine 2 milim aldık. Bu yaptı değil mi? Bu yaptı. Onu bırak. Bu yaptı. Bunu alıyoruz değil mi? Tamam, pardon. Enişte de bizi düzeltti. Aynı köpeğe bir daha yapıyorduk. Hemen şurada çok zaman kaybetmeden. Dediğim gibi şöyle iki parmakla tutun. Hemen sıkın. Dur. Köpeğe de zor kullanmış gibi oldu ama işte, tamam sakin ol. Sevmedi bu. Erkek bu. Erkekler biraz daha sakin olun. Sağlığın için. Merak etme. Videonun sonunda sana göstereceğim kılkuklarını. Bu da oldu. Tamam. Hemen bir tane daha yapayım ben. Mesela üçüncüyü çektim. Bakın. Bu da erkek mi? Dişi. Üçüncüyü çektim. Neredeyse bitti. Dur. İstemiyor. Kapat abi. Aynen öyle. Tamam. Şşt. Sakin olalım. Döktü. Şeyi döktü. Kontil döktü. Tamam. Kontil döktük. Maşallah. Neyse gitti. Bir yavruluk döktük. O da nazar olsun. Yapacak bir şey yok. Devam edelim. 3 tane daha yavrumuz var. Yeter abi ya o. Galiba yetecek. Ama dediğim gibi bir tane gitti yani. Var içinde daha var. Onu da alacağım ben şimdi. Aldım. Şunu yaptık mı? Şuna. Yapmışım. Şey yapmadık. Döşeyi. Ha bu. Döşeğini yapmadık. Yavrumuz, küçük yavrumuz bu. Döşeğini. Çok kara ama. Çok sert, çok kara bir yavru. Maşallah kuyruğa bak abi. Maşallah diyelim aynen. Nazar değmesin. Çok sert bir yavru bu. Dur kızım. İstemiyor. Dur, sakin ol. Sakin ol. Gördüğünüz gibi en sağlam bu çıktı. Çok güzel kuyruk sarar. Çok kara bir yavru. Çok da sert. Hepsine kök sektiriyor. Maşallah diyelim. Ona verdik. 4 tane verdik. 2 tane kaldı değil mi? Şu ilerideki abi. Bak o yerdeki. O değil de ona bak, onun arkasındakini atmadık. Şu ileridekini attık mı abi? Buna vermiştik. Şu ikisi. O ikisi mi kalmış? Aynen. Yok buna verdik bu. Bu. Şurada dursun. Aha. Maşallah. Bu bitti zaten. Atalım. En son ben toparlarım. O da olmadı değil mi? Bir ağzına bakayım ben onun. Bir versene mi? Şunun bir ağzına bakalım. O buna vermişiz. Vermiş miyiz? Vermişiz. Abi Ali'ninle niye yaptık mı? Yaptık. Buna vermedik ya. Şuna da verelim. Arkadaşlar Sitrax diye bir tane daha ilaç var. Kontil var. Değişik şekillerde var. İsterseniz 10'ar gün arayla farklı ilaç kullanabilirsiniz. Ben bazen Kontil bazen Sitrax kullanıyorum. Dediğim gibi etken maddeler değişik olduğu için daha etkili olabilir. Yani sürekli Kontil verirsen köpekteki parazit buna artık alışır. O zaman da dökmez yani. Bir dahaki sefere Sitrax. Ondan sonraki sefer işte başka madde. Yine böyle bebek... parazit şurubu, bebek kurt şurubu yazdınız mı? Değişik var, bir sürü marka var. Hep aynı marka vermeyin yani, onu demek istiyorum. Sitrax var, bu var, Kontil var. Birkaç tane daha marka var ama en iyileri bunlar. Dediğim gibi videonun sonunda gösteririm. Çok da video uzun olmasın. İşe yarıyor mu, yaramıyor mu görürsünüz. Muhakkak deneyin. Haplar da var değil mi abi? Tabii. İç parazit hapları. Şu an erken olduğu için 45 günlük olunca iç parazit hapları atacağız. Evet. Canivor'un. Orası da gelecek, onu çekeceğiz. Canivor'un parazit hapı atacağız. Sonra işte aşılarına başlanacak ama şu an erken, yavrular çok ufak. Biz şu an kendimiz hani yavrular hasta olmasın, gençlik hastalığına yakalanmasın diye. Aferin lan sana. Akıttı abi biraz. Ha, akıttı mı? Bundan dökün herhalde ya. Maşallah. Yeter o yani, gitmiştir ona. 1,5 gitmiştir. Bu şekilde uygulamamızı yapıyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi farklı ilaçlar kullanmaya çalışın. O zaman daha etken maddeler daha çok işe yarayacaktır. Yani dediğim gibi her zaman aynı ilaç, mesela sürekli Kontil atarsan veya Sitrax atarsan yavrudaki kıl kurtları, parazitler alışır. Zaten 2 sefer falan, bir 30 günlükken, bir 40 günlükken bunları kullandığınız zaman karma aşı öncesinde köpeğinizi sağlam büyütmüş olursunuz. Arda'nın da dediği gibi 45-50 günlük olunca zaten Canivor'un Drontal dediğimiz iç parazit haplarını atacaksınız. Zaten ben de atacağım, çekerim onun videosunu. Onu atacaksınız ve veterinere götürüp aşılarına başlayacaksınız. Zaten ondan sonraki süreç 15'er gün arayla aşılar, karma 1, karma 2 devam edecek. Köpeğiniz de gençlik hastalığına yakalanmadan sağ salim büyümüş olacak. Benim buradaki yapmış olduğum uygulama, onun öncesinde 30 günlük olduğunda 10 gün önce attım. Bir de şimdi attım Kontil. Köpeğimizin sağlıklı büyümesini sağlıyor arkadaşlar. Parazit hapı olmadan kilo alıyor, toparlıyor, kendine geliyor. Köpekten arada. Bakın, asla köpeklerin neşesini bozmuyor. Şu anda bunlar içtiler mesela, bakın. Şu ikisi mesela oynuyor, diğerleri geziyor. Yani köpekleri rahatsız edecek bir uygulama değil. Dediğim gibi birazdan da dışkılarını da çekeceğim size zaten inşallah. Bir yarım saat 45 dakika biz video ara vereceğiz. Birazdan devam edeceğiz. Uygulama sonunda da etkili mi değil mi inşallah Arda'yla dışkılarında da size kıl kurtları göstereceğiz arkadaşlar. Oynamaları Arda iyi oldu. Şimdi içlerinde, midelerinde bu ilaç da etkisini gösterecek. Karışır. Aynen öyle, karışır kana, aynen öyle midelerine. Bakın ne kadar sertler. Bir yarım saat 45 dakika oynamalarına izin vereceğiz. Ondan sonra da sen onları çek, ben konuşurum. 15-20 dakika bile sürmeyebilir. Eğer böyle oynarlarsa tuvaletleri yaparlar. İnşallah net bir şekilde sonucu da gösterir size. Arkadaşlar bir tane eniğimizi gözden kaçırmışız. Onu tekrardan tespit ettik. Ali kardeşimizin eniği değil mi Arda? Aynen, evet abi. Aynen. Ali, sen de videoyu izleyeceksin ben eminim. Senin eniği yapmamışız oğlum. Ona da, buna var ya 3-4 aslak olacak herhalde ya Arda. Şaka bir yana arkadaşlar, 2 milim yeter. Şöyle göster Arda. Evet. Dediğim gibi 2 milim 2 derece yeter. Bu koca olanı yapmamışız. Bu da belki de en büyük yavrudur ha. Maşallah. Gel bakalım erkek. Şöyle bir döneyim. Aynen abi. Aferin. Arkadaşlar yalamasına, şöyle yutmasına izin verin. Ben o yüzden ağzından dökmesin diye hani şöyle bilerek kaldırıyorum. Buna vermemişiz ya. Bakın 10 numara bir yavru. Maşallah. Yakında sizlere yavru seçimiyle alakalı da bir tane video atacağım. Nasıl iyi yavru, büyük olacak yavru seçersiniz ya da kara olacak, çok daha kara olacak yavru. Kuyruk saracak, ileride kuyruğu çok güzel toka kuyruk olacak yavru. Bunları nasıl seçersiniz onlarla alakalı video atacağım. Mesela şöyle en güzel yavru bu diye bir şey yok. En büyük yanılgı en güzel yavru bu. Mesela bu yavru en büyük olacak yavru falan diyorduk ama bir tane erkek var hemen hemen bunu yakaladı, belki de geçecek gibi değil mi? Yani evet. Neredeyse. Dişiler de öyle. Ha, dişiler mesela doğru. Dişiler yani ufak gibiydi, bu çok büyüktü ama dişiler neredeyse bunu geçti şu anda. Erkek yavruyu geçtiler. Size yavru seçimiyle alakalı da dediğim gibi en güzel yavru yani toka kuyruk, mesela bu kuyruğu çok fazla sarmıyor ama ağlıyor. İri mi iri, şuraya koyayım. Neyse bu başka bir video konusu. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Pardon, göstereceğim bir de sonunda size etkin bir yöntem mi değil mi, kurt döküyor mu dökmüyor mu, dışkılarını da çekeceğim inşallah. Sonuçlarını da göstereceğim birazdan. dediğim gibi biz 15-20 dakikalık bir ara verelim şimdi. Siz videodan çıkmayın, videodan ayrılmayın. Buraya kadar izlediyseniz videomuzu paylaşın, videomuza like atın, yorum atın. Abi çok güzel videoda işte eksikler varsa eksikleri söyleyin. Biz şimdi bir ara verelim, videonun sonuna gidelim. Size de bu iş işe yarıyor mu yaramıyor mu onu gösterelim arkadaşlar. Şu anda bütün yavrular Arda'nın etrafını sardı. Ali'nin kim o? Aynen abi, bu Ali'nin. Maşallah. Aynı bak. Aynı Barun'a benziyor. Maşallah. Aynen abi, babaya çekti. Babaya çok benziyor arkadaşlar şu. Büyük olacak o köpek bak. Aynen abi. Bak, çok sarıyor kuyruğu. Evet, maşallah. Şimdi biz beklemedeyiz. Uygulamanın sonucunu birazdan sizlerle paylaşacağız. Yavrular seni sevdi Arda ha. Maşallah. Bacak kalınlığı önemli. Burası önemli. Kafa yapısı önemli. Arkadaşlar yarım saat oldu olmadı. Köpeklerimizden bir tanesi ararken şuralara bakarken buraya dışkılamış. Şurada içindeki kıl kurtlarını göstermeye çalışayım size. Kusura bakmayın. Yani bunu paylaşmak istemezdim ama şöyle göstereyim. Dışkıdaki bu da ne kadar etkili olduğunu şöyle şu bölgelerde şöyle elini göstereyim. Şuralarda şu bölgelerde parmağımı takip edin. İşe yarıyor mu yaramıyor mu siz de burada görebilirsiniz. Daha fazla şey yapmak istemiyorum. Etkili bir yöntem. Köpekler gördüğünüz gibi içlerindeki kıl kurtlarını varmış yani. Büyük bir ihtimalle içlerinden bir tanesi yaptı bunu. Çünkü biz ileride bunlarla çekerken bir tanesi bunu yapmış buraya. Hangi yavruda olduğunu tam tespit edemedim. Gene ben bakarım. Arkadaşlar yavrularımızdan bir tanesinde kıl kurdu varmış. Az önce de gösterdim size. Hangisinde olduğunu tam tespit edemedim. Ama dışkısında kıl kurdu çıktı. Hemen hemen yani yarım saat 45 dakika falan bekledik. Diğerlerini de bekleyeceğiz. Hanginlerde varsa onlara biraz daha özen göstereceğiz bakımına. Dediğim gibi kilo almalarını engeller. Yavruların gelişimini engeller. Yavru geri kalır, sağlıklı beslenemez. Parazit dediğimiz zaten kıl kurtları işte bu canlılar köpeğin bağırsaklarındaki, midesindeki besin artıklarından köpekten çalarak onlardan beslenen asalak canlılar. Bunlar köpeğin gelişimini etkiliyor. Köpeklerle çekersek köpeklerin gelişimini etkiliyor. Ne kadar keyifli oynuyorlar bakın. Keyifleri ne kadar yerine geldi, nasıl düzeldiler. Karınlarında ağrı yapar. Yani inceden böyle bir sızı yapar, ağrı yapar. Sürekli karınlarında böyle bir şişlik, şiş olur böyle. Davul gibi karnı olur. Bunları anlamanız için de yöntemler de var. Yine bana Instagram'dan sorarsanız çok aşırı şiş bir karnı olur. Sürekli uyur. Karnının üstünde yatar. Yani karnını göbeğini dikerek yatar. Ben de birkaç kere öyle gözlemledim. Şüphelendim zaten. Yani onlar için de Instagram'dan, şimdi video bu kadar uzamasın. Instagram'dan soru sorarsanız muhakkak cevap veririm. Parazit uygulaması aşılardan önce kendiniz de bu şekilde başlayabilirsiniz. Videomuz bu kadar. Eğer videomuzu beğendiyseniz her zaman dediğim gibi eksiğimiz varsa nacizane biz kendimiz bildiklerimiz tecrübelerimizi anlatmaya çalıştık. Eksiklerimiz varsa yorum kısmına yazın arkadaşlar. Teşekkür ederiz video izlediğiniz için. Herkesin de bugün Kurban Bayramı. Bayramı da mübarek olsun. Bayramlarınız da mübarek olsun diyelim. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.